Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baklit'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Evet efendim, Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Avrupa'da 7 gün ve Baklit'in ortaklaşa düzenlediği kampanya çerçevesinde bir haftalık ihtiyaç polisi, ki bir hafta boyunca mutfak ihtiyacınızı karşılıyor. İlk talihlisi Almanya'dan. Neyrettin Kutlay. Neyrettin Bey herhalde, değil mi? Evet. Merhaba efendim. Merhaba, iyi günler, hayırlı sabahlar. Sağ olun. Almanya'nın hangi kentinden arıyorsunuz? Biz burada Schwarzwald'dayız. Unterkirnach'ta, küçük bir köy, Filinge Schöning. Kara ormanlardasınız. Peki orası yüksektir, kar var mı? Var bu. Yok, şimdilik kar yok da çok soğuk. Soğuk. Peki. Şimdi kar yok, bu sene kar yağmadı. Bu soğuk havada mutfaklarınız ısınsın. Size Mannheim'dan, Baklit'in Mannheim'daki merkezinden bir haftalık ihtiyaç koliniz gönderilecek. Pazartesi günü sizi arayacaklar Baklit'ten. Sizi kutluyoruz efendim. Tarihiniz hep böyle çok açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet, ilk talihlimiz, ilk telefonu açan Almanya'dan çıktı. Yine Almanya'dan bir talihli var. Bu sefer bir bayan, Serpil Cengiz arıyor. Almanya'nın hangi kentini arıyorsunuz Serpil Hanım? Alo. Efendim. Biraz heyecanlandınız galiba. Böyle. Almanya'nın hangi kentini arıyorsunuz? Baden-Württemberg eyaletinden Morsbach. Evet, çok güzel. Baden-Württemberg. Schwarzwald'den arayan da muhtemelen Baden-Württemberg'tendi. Belki, gerçi Schwarzwald'ın bir bölümü Bavyera'da ama... evet, neler hissediyorsunuz böyle telefonda ikinci arayan da siz oldunuz ve ikinci talihli oldunuz? Hep böyle talihiniz yaver mi gider? Loto falan oynar mısınız? Şanslım, herhalde şanslıyımdır biraz da. Telefonda, televizyonda görünce dedim bir şans deneyeyim, arayayım. Bir şansınızı deneyim. Efendim, Almanya'ya geldiğim zaman ben loto oynayacağım zaman numaraları size yazdıracağım. Tamam mı? Peki, bizden daha doğrusu Baklit'ten, Avrupa'da 7 gün Baklit işbirliği çerçevesinde bir haftalık ihtiyaç kolisi kazandınız. Mannheim'daki Baklit'in merkezinden sizi arayacaklar. Orada Sultan Hanım var, Sultan Erbaş sizi arayacak ve adresinizi alarak bu bir haftalık koliyi adresinize iletecek. Talihiniz hep böyle yaver gitsin Serpil Hanım. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir kampanyamız da var. Böyle bayağı iyi bir koli. Çok güzel beğendim. Bir kampanya ama. Gerçekten ihtiyacı ve olan. Baklit'te malum. Yani gerçekten süper kaliteli ürünleri olan bir firma. Ben de yakından biliyorum. Ana sponsorumuz. Siz de kullanıyor muydunuz Baklit ürünlerini? Sadece onu kullanıyordum. Sadece onu kullanıyordunuz. Sadece onu kullanıyordum. Ana sponsorumuz ve Avrupa'da 7 gününde zaten ATV'de tekrar başladığından bu yana bir tane böyle uzun vadeli ana sponsorla bir arada olduk. Dedik ki onlar gıda devi, biz de programımızda ölmek gibi olmasın, hep birincilikte gidiyoruz. Ondan sonra maşallah birleşelim, böyle bir şey yapalım diye. Şimdi Bağlı Kalender, programımızı kapatırken senin o güzel sesinle kapatacağız ama... Ben bu albümü de göstereyim izleyicilerimize. Bebek isimli bir albümü var Banu Kalender'in ve yakında da klibi geliyor. Eğer Banu Kalender'e ulaşmak istiyorsanız doğrudan internete girip Banu Kalender diye. Banukalender.com'dan oradan da ulaşabiliyorsunuz. Tüm bu arada dünyada... iki de konseriniz var galiba. Nerede konseriniz evet, var? Şimdi yeni bir yapılanma içine girdik. Benim artık şimdi yeni bir ekibim var. Kıvanç Terzioğlu'nun başkanlığında kalabalık bir kadromuz var. Ok Ajans'la birlikte yapacağımız çok güzel konserler var. Zonguldak var, Mersin var. Unutuyor olabilirim ama çok çabuk hemen Antalya var. Evet. Bir de İzmir var. Daha Eskişehir diye duyuyorum Eskişehir ben. Eskişehir var. Evet. Ben sağırım ya duyuyorum. İstanbul'dan. Ne güzel. Yurt dışından da zaten. Geziyoruz yani. Evet. Bunu da şunu da söylemek istiyorum. Banukalender.com'dan bana ulaşabilirler. Aynı zamanda okajans.net'ten de bana ulaşabilirler. Tüm dünyada tek yetkili menajerim Kıvanç Terzioğlu. Terzioğlu, evet. Çünkü bunu belirtmekte bizim fayda de, var. Biz zaman zaman sıkıntısı oluyor başka menajerlerden. Sanatçı öyle davet ettiğimiz değerli bir arkadaşımız, başarılı bir arkadaşımız. Efendim şimdi... Programımız için birazcık daha süremiz var. Aşağı yukarı bir 4-5 dakika kadar. Bu Para Harekatı kitabını ben tekrar izleyicilerimize de göstereyim. Efendim,
Yaşar Erdinç gerek bizim programımızda geçen sene katıldığı programda Şubat'taki global krizi bildi. Ve bu kitapta da 2006'da yazdığı bu kitapta da bu krizin Mortgage'dan dolayı kaynaklandığını romansı bir dille yazmış. Yaşar Bey, şimdi çok sayıda telefon geldi. Türkiye'den de ağırlıklı telefon geldi. Evet. Yurt dışından da geldi. Bunların ancak bir kısmını alabildik. Ancak şunu sormak istiyorum. İnsanların bir bölümü işte dolar diyor, işte tutuyor. Dolar böyle bir yükseliyor, bir alçalıyor falan. Hatta reklam arasında kuliste de ekipten de size böyle sorular geldi. Nedir bu dolar? Yani yükselecek mi? Daha mı düşecek? Nedir? Doların sırrı nedir? Çok kısa izah edebilir misiniz? O zaman şöyle söyleyeyim. Pazara çok domates gelirse domates fiyatı düşer. Eğer bu ülkeye de çok fazla dolar geliyorsa dışarıdan doların fiyatı düşüyor. Fakat maalesef şöyle bir sorunumuz var. Doları dışarıdan getiren yabancı yatırımcılar niye geliyor sorusuna sorduğumuz zaman sadece getiri için gelir. Yani yüksek getiri bulmuşsa. Dünyada bize benzer diğer ülkelerde baktığımızda kim dünyada en yüksek getiriyi veriyor? Yani doları getirdiğinde dolar bazında Amerika'da yatırsa bu doları %4 kazanacak. Türkiye'ye getirdiğinde inanılmaz bir para kazanıyor. Basit bir örnekle anlatayım. Geçen yıl bugün, buraya gelmeden önce kura baktım. Geçen yıl bugün kur 1.40.50. 1.40.50'den dolarını bozduran kişi, 1000 dolarını, 1450 YTL hatta almış oluyor. Ve bu 1450 YTL'yi faize koyduğunda %17 faiz kazandı ortalama olarak, hatta %18 kazandı. Bir bakıyorsunuz 1650 YTL parası oluyor. 1650 YTL'yi bugünkü kurdan 1.20'den bozdurduğunuz zaman 1280-1300 dolara geliyor. Yani 1000 dolar getiren %30 kazandı şu ana kadar. Amerika'daki kazancın 7 katı. 7 yıllık kazancı sadece Türkiye'de bir yılda kazandı. Niye geliyor dolar? İşte bu getiri yüzünden geliyor. Geldikçe de dolar aşağı gitmeye devam eder. Şimdi bana genellikle sorulan soru şu. Ne zaman dolar yükselecek? Ne zaman yükselebilir şeklinde. Çünkü Türk insanı daha önceki krizler nedeniyle tasarruflarını hala dövizde tutmaya devam ediyor ve çok uzun süredir. 1.700'den alan var. Halbuki bu arada da altın aldı başını yürüdü gitti. Tabii altın da aldı başını yürüdü gitti. Bu anlamda ne zaman sorusuna biz şöyle cevap veriyoruz. Bizim kur sistemimiz serbest dalgalanma. Yani isteyen gider piyasaya dövizi alır satar. Merkez Bankası karışmaz. Yabancı ne zaman kaçarsa o zaman döviz yükselecek. Peki yabancı ne zaman kaçacak? Bunu biz biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Sadece yabancı biliyor bunu. Ne zaman gideceğini o biliyor. O yüzden rahatça parasını getirip bozduruyor. O yüzden de kuru kendisi belirliyor. Bu anlamda biz serbest dalgalı kurda kuru tamamıyla yabancılara bırakmış durumdayız ve onlar istediği gibi para kazanmaya devam ediyorlar. Ama kur terse döndüğünde diğer 40 tane krizde de incelediğim gibi orada da şunu yapacaklar. Bu sefer kuru yükselterek para kazanmaya başlayacaklar. Ve böyle bir durumda da ülkeye ciddi anlamda zarar verecekler. Biz işte bu ekonomik programın şu an gelmekte olan artık sıkıntıları ayyuka çıktı. Bu sıkıntılar net. Bu sıkıntıları gidermek için programda versiyon değişikliği gerekiyor. Yani ekonomik programında bir ciddi versiyon değişikliği gerekiyor. Çünkü bu politikalar hem özel sektörü çok daha fazla borçlandırdı, hem hane halklarını çok daha fazla döviz olarak da borcunu arttırdı. Burada bir değişiklik olması gerekiyor diyorsunuz. Ve bu her zaman krizlerin tek sebebi vardır. Evet. O da geleceğinizi bugünden harcıyorsanız, gelecekte ne harcayacaksınız sorusuna cevap veremiyorsanız o zaman kriz gelip vuruyor. Kriz gelip bu anlamda ben sadece bizi izleyenlere şunu söylüyorum. Bundan sonraki özellikle bir yıllık dönem çok riskli. Döviz borçlanmamaları gerekiyor. Tasarruf etmeye gayret etsinler. Kredi kartını her ay kapatmaya özen göstersinler. Kapatamıyorlarsa bir şekilde daha az tüketerek tasarrufunu arttırıp o kredi kartını kapatsınlar. Kredi kartlarını kapatsınlar diyorsunuz. Evet. Bunlar çok önemli gerçekten tavsiyelerdi. Son bir sorum var. Çok kısa böyle 30-40 saniyede yanıtını bekliyoruz sizden. Euro Almancasıyla, Euro İngilizcesiyle, Avro, evet. Türkiye'de Avro deniliyor. Evet.
Bu paranın durumu ne? Bu paranın durumu şu an Amerikan doları bu paraya karşı çok değer kaybetti. Avro çok değerlendi. Neredeyse yarı yarıya oldu. Evet, inanılmaz değer kaybetti Amerikan doları. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ben dolarda yeniden bir yükseliş, avroda düşüş bekliyorum. Yani doların biraz daha fazla değerlenmesini. Ama ondan sonraki süreçte özellikle Ağustos, Eylül'e doğru dolarda yeniden çok hızlı bir dünya piyasalarında aşağı doğru gidiş. Dolayısıyla